Fahrettin Tuncel. Sebahat Tuncel'in, Erdal Tuncel'in babasıyım. Talih olacak biz işte zevkli. Hatta bu ondan önce bir şey daha anlatayım. Yani çok daha ilginçtir. Bu Batman'da yatıyordu. Bu davayla ilgili değil. Batman'da tutuklanmıştı. O tutukluk süreci içerisinde 2,5 yıl yattı. Orada talih oldu. Biz burada heyecanla şeyle koşar adım gittik. Daha bu Diyarbakır'a gittiğimizde işte bir telefon geldi. Ya dedi şey olmuş. Erdal'ı tahliye etmemişler. Eski bu Adana davasında. Bizim de haberimiz yok. Erdal'ın da yok. Ailenin de haberi yok. O davada tutuklanmış. 13,5 yıl ceza almış. Güya bu şey Batman davasında işte tahliye olmuştu. Biz gidip kapıda alacaktı. Ki valizini falan toplamış. Kapıya kadar da çıkmıştı. Kapıda o ara sivil polisler işte geliyor falan. Bu şeyi gerekçe göstererek Adana davasına o tutuklu şeye veriyorlar. Nedir? Cezaevi yöneticilerine. Tabii içeri çıkamadan tutukladılar. O birinciydi. Bu ikincisi Mart'ta da oluyordu. Gittik. Yine aynı heyecanı yaşayarak. Bu sefer cezasını yattı işte. 10,5 yıl yattı. Gidip çocuğu alalım diye falan. Gittik orada yine aynı hayal kırıklığı. Resmi yazı bildiriyorlar. Gerekçesini bildiriyorlar. Sonra daha sonra gerekçe geldi ki gerekçede söyledikleri elektriği fazla tüketmiş. Bu resmi gerekçe. Yani benim uydurduğum falan bir şey değil. Bak üçünde bir tanesi su tüketimine şey göstermemiş. Elektrik çok tüketilmiş. Bir de arkadaşlarından ayrı kalmamış. Yani bize bildirilen resmi gerekçe bu. Ondan sonra Haziran'da aynı şey. Haziran'daki gerekçeler de aynı. Arkadaşlarından ayrı düşmemiş. İşte su, elektrik tüketimi falan. Üçüncü sefer ki şey yine aynı. En son gittiğimizde de bu üçüncü sefer gittiğimde ben bir gün önce gittim. Dediler ki ya bu saat 2'de kurul toplantısı var. Dedik ya bugün tahliye olması lazım. Bu kurul toplantısı işte 3.30'da belli olur. Sonra 3.30'a kadar 4'e kadar bekledik. Tekrar telefon etti. İçeride birileri biz size bilgi veremiyoruz. Bilgiyi ancak Erdal'da alabilirsiniz. Ve gerekçeniz ne? Yani bu çocuğu 2 gündür içeride tutmanızın gerekçesi ne? Ben gerekçeyi öğrenip itiraz etmem lazım. Hangi gerekçelerle bu çocuklar içeride tutuyorsunuz? Siz bu gerekçenizi bana bildirin. Ve sonuçta anladım ki hatta söyledim kendilerine. Yani bir talimat gelmiş. O talimatla ertelemişler. 11-12 kişilermiş. Herhalde 11 kişi falan o heyette. Orada imza topluyorlar. İmzayı toplamak için keyfi bir muameleyle erteliyorlar. Benim değerlendirmem aileye karşı bir şey, bir rehin yani. Bu rehin politikası. Çünkü hukuken geçerli bir gerekçesi yok. Hukuken getiriyoruz biz onu avukatlara, avukatlar itiraz ediyor işte oradaki infaz hakimliğinde ağır cezaya. Mesela o infaz hakimliği ilk şeyde çok olumlu bir şey yazmıştı. O infaz hakimliğini sürdüler. Görevinden aldılar. Yani bence özel tabii ya bu şeydir. Yani talimat yoksa oradakilerin durumunu gördüm ben. Acizler kendi şeylerini uyguladıkları değil. Yukarıda birileri talimat gibi geliyor bize. Yoksa bir tutarlı bir gerekçe soruyor. Yani içeride bir eylem olsa bir disiplin cezası. Öyle çünkü öyle düşünüyorum. Görünen o. Görünen bu talimatlarla bu infazların uzatıldığı, yakıldığı ve insanlar işte görülüyor çoğu intihara sürükleniyor. Ne olduğu bellisiz ölümlerine yok banyoda düştü, yok bilmem kafasını suya vurdu, buraya vurdu. Öyle değil yani, öyle bir şey yok. Oradaki o psikolojik şeyi zorlayarak insanları bunalıma sokuyorlar. Tek kişilik hücrelerde şurada burada bu bunalım neticesinde birçok genç mahkum kendisini intihar etmek zorunda kalıyor. Bilmem başka şeylere neden oluyor falan. Yani bizim talebimiz böyle bir şey olmaz ya. Bunun bir an önce hukuksa hukukun gereklerini yerine getirip hukuki davranmaları gerekiyor. Bizim yoksa özel bir talebimiz değil. Ya bu çocuk verilen cezasını yatmış, gününü doldurmuş ve bu şartlarda kendi hukuklarına uymaları gerekiyor. Ve uymalarını talep ediyoruz.